Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Aralık'ın son günlerine doğru geldik. Havalar iyice soğudu. Kış mevsimini kendimi iyi deneye belirtmeye başladı. Dolayısıyla soğuk havana getirdiği üst solunum yolu dediğimiz işte burun, geniz, boğaz, akabinde sinüsler, daha içeride kulaklarımıza doğru orta kulak boşluğunun hastalıkları da her gün daha da artmakta, her gün daha da çoğalmakta. Bugünlerden çok tabii ki nezleyle başlayıp, soğuk algınlığı dediğimiz tarzda başlayıp, arkasından rinit dediğimiz, burun içerisinde iltihabına dönüşen, oradan ilerleyip sinüste dönüşen, daha ilerleyip bazen orta kulak, boşluğun orta kulakta iltihaba yol açan, daha devamında bazen bademcik problemlerine daha aşağı solunum yollarını etkileyen sorunlar hakikaten iyice çoğaldı bugünlerde. Nasıl oluyor, nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? Tabii genellikle insanlar bir kırgınlıkla bunu hissediyorlar. Böyle bir kaslarında hafif bir tutulma gibi, kendini iyi hissetmeme gibi başlıyor. Akabinde işte genelde nezle dediğimiz, soğuk algınlığı dediğimiz tarzda burunda böyle anlamsız sulanmalar, böyle bazen hapşuruk nöbetleri, bazen tıkanıklıklar gibi başlıyor. Eğer bu süreç devam ederse burun iyice tıkanıyor. Burun tıkanması demek bir havasız bir alan yarattığı için bu havasız alanda bakteriler çoğalmakta. Bakteriler çoğaldığı zaman da tablo biraz daha dramatik, daha bir ağır hale gelmekte. Rinit dediğimiz durum akabinde bazen sinüzit dediğimiz sinüs boşluklarının içerisinde enfeksiyonuyla seyreden biraz daha ağır bir tabloyla kendini göstermekte. Bu durumda yüzde bir ağrı, baş ağrısı, geniz akıntısı, ağızda boğazda kuruma, boğazda batma tarzında belirtiler vermekte. Zaman zaman öksürük, ilerleyen süreçte öksürük buna ilave olmakta. Ama buna herkeste ilerleme oluyor mu? Herkeste ilerleme olmuyor. Genellikle çok şükür ki çoğu kişide bu nezle aşamasında ve soğuk algınlığı aşamasında düzelmekte, toparlamakta ve iyileşmekte. Herkes bir ilaç ihtiyacı, herkes bir doktora gitmeye ihtiyacı hissetmemekte. Ama kimde bu iş ilerliyor, kimde bu iş çoğalıp da doktora gitme, ilaç kullanma tablosuna dönüşmekte? Bunlar özellikle bizim alerjik rinit dediğimiz burun içerisinin lokal direncinin düşük olduğu kişilerde. Onun yanında burun içerisinde yapısal problem, işte septumda dediğimiz burun deliklerine birbirine ayıran bölümde eğrilik olanlarda, burunda konka dediğimiz burun içerisinin normalde olması gereken konka adını verdiğimiz burun etlerinin irileşmesi ve burunda tıkanıklığa yol açan kişilerde genel sistemik olarak işte şeker hastalığı gibi değişik kronik hastalıklara sahip olan bazı insanlarda vücut direnci de düştüğü için bunlarda olay basit dediğimiz bu nezle ve soğuk algınlığı yani viral enfeksiyon aşamasından bakteriyel dediğimiz rinit sinüzit tarzına dönüşmekte ve bu da insanın genel durumunu daha da bozmakta, geçmemekte yani. Normalde bir soğuk algınlığı dediğimiz hadise ilaçsız 3-5 gün içerisinde, en fazla bir hafta içerisinde kendinden düzelen şeydir. Ama bu bir hafta yaşıyorsa, bir haftayı geçen sürede hala baş ağrısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürükler oluyorsa ve geçmiyorsa bu dolayısıyla yani bu bir haftayı geçiyorsa burada sinüzit dediğimiz bakteriyel bir enfeksiyondan şüphelen doktora gitmek artık şarttır. Tabii doktor muayenesinde doktorumuz baktığı zaman mutlaka ve mutlaka bir hafta 10 günü geçiyorsa bir enfeksiyon ve geçmiyorsa dediğim gibi mutlaka alerjik bir durumu, burun içerisindeki bir eğrilik durumunu, bir genizdeki bir başka patoloji veyahut da genel sistemik bir şeyi mutlaka araştırmak durumundadır. Dolayısıyla bunun ilk aşamasında tabii ki enfeksiyonun tedavisi, mevcut durumun tedavisi. Akabinde de bunun yeniden oluşmaması için, tekrarlamaması için de gerekirse burun içerisindeki yapısal problemin düzeltilmesine yönelik cerrahi işlemler veyahut da alerjiye yönelik uzun süreli daha değişik tedavileri bu hastamıza önermek durumundayız. Bazen olay tabi burun sinüsüyle kalmıyor. Olay özellikle çocuk yaş grubunda orta kulak enfeksiyonuna dönüşmekte. Çocukluk yaş grubunun belki de en sık görülen enfeksiyonlardan bir tanesi orta kulak enfeksiyonudur. Şiddetli bir tabloyla, şiddetli kulak ağrısıyla seyreder. Öncesinde pek çok çocuğumuzda bir haftalık, 3 günlük, 5 günlük, bilemeden 10 günlük böyle burunda tıkanıklık, burunda sulanma, geceleyin işte burundan nefes alamamanın getirdiği huzursuzlukla başlar. Ama bazı kişilerde bunu hissetmeden çok şiddetli direkt kulak ağrısıyla seyreden
Çocuklarımızda yok mu? Tabii ki var. Burada da akut dönemde tabii ki hemen tedavisini almak durumundayız. Ortaokuldaki iltihabı, çünkü tedavi akut dönemde, hemen erken dönemde yapılmadığı takdirde bizim sonrasında ortaokulakta sıvı birikmesi dediğimiz, serozotik dediğimiz tablolara dönüşmekte, bazen olay daha da dramatik, zarı iltihabın delik boşaltması ve zarda kalıcı perforasyon, kalıcı delik dediğimiz durumlara giden ve ileriki yıllarda daha büyük cerrahileri gerektiren durumlar ortaya çıkmakta. O yüzden ortaokulak iltihapları da bizim açımızdan çok ciddiye alınması gereken ve hızlıca tedavi edilmesi gereken bir enfeksiyon oluşturmakta. Peki bu rahatsızlık kontrol altına alındıktan sonra tekrarlama olasılığı var mıdır? Tabii çocuk yaş grubunda ortaokulak enfeksiyonları tekrarlayan tarzdadır genellikle. Akut enfeksiyonların tedavi sonrasında tekrarlama olabiliyor. Büyük gene üst solunum enfeksiyonuna takiben, gene bir grip tarzında bir enfeksiyon takiben ortaokulak iltihabı olabilmekten. Dolayısıyla gene tabii tekrar hızlı bir şekilde doktor tedavisiyle bunlar düzeltilebilen enfeksiyonlardır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.